Olmaz böyle şey sevgili izleyiciler. Her iki çift ne kadar mutluluk haberlerini vermiştik Gülşen, düğünlerini vermiştik ama olmadı. O krizi de yakından izledik. Olmadı bir şekilde. Bu arada ikinci sayfadan günaydın. İkinci sayfadan herkese günaydın. Evlilik mevsimi açıldı diyorduk ki ayrılıklar üst üste gelmeye başladı. Mahsun evet. Kırmızıgül boşandı. Sinan Akçıl'dan ayrılık haberi, boşanma haberi geldi. Ardından bir de İbrahim Çelikkol. Hepsini konuşacağız. Aslı Enver ayrıldı sevgilisinden. Evet, daha böyle ayrılanları sayabiliriz herhalde. Bir tek Hadise'nin nikahıyla, henüz yüzünü göremediğimiz nikahıyla bir coşar gibi olduk. Azıcık evlenin. Geliyor, geliyor. Bebekler olsun. Var, var. Evlilik haberleri de var. Biz öyle haberleri seviyoruz. Böyle boşanma haberleri insanı üzüyor. Evet, yine olmadı efendim şarkıdaki gibi. Olamadı, olduramadılar. İkinci deneme de adliye koridorlarında son buldu. Geçen yıl Şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı dün bir kez daha anlaşmalı olarak boşandı. Adliye çıkışımı dikkat ettin mi? Taraflar inanılmaz rahatlar. Evet. Üzerlerinden sanki bir yük gitmiş gibi. Burcu hissiz olduğunu söylüyor. Sinan ise artık evli gibi değildik zaten diyor. İzleyelim. İkinci evlilik 3 dakikada bitti. Mahkemeye girmeleri ve çıkmaları bir oldu. Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı ikinci kez boşandı. Çiftin 15 ay süren ikinci evliliği 3 dakikada bitti. Zaten 5 aydır ayrıydık yani. Malumun ilanı sonuçta. Herkesin hayırlısı olsun diye. İkinci kez denemiştiniz. Evet. Yine bu kapıdan çıkmıştık biliyorsun. Olabiliyor arkadaşlar böyle şeyler. Yani ayrılık her zaman gerçekleşecek bir durum biliyorsun. O yüzden çok da söyleyecek bir şey yok. İki evlilik, iki boşanma. Biraz fazla cesuruz. İkinci kez denemiştiniz. Evet, diyecek bir şey. Aynen evet. Yapacak bir şey yok. Bir şey söylemeyeceğim ya. Hissizim şu an açıkçası. Yani pek de bir şey söylemeye gerek yok. Hayırlısı fazla oldu. Cesaretli davrandık dedi. Ne içinmiş o? İkinci kez dinleyerek fazla. Doğru söylüyor. Bir de çok bir şey hissetmedim dedi. Hani uzun süredir hazır olduğunuz için bilmiyorum siz aynı durumda. Tabii ki aynen. 5 aydır bir ayrılık var hatta yarım yıla yakın. O yüzden hani zaten artık evli gibi değildik ama prosedür gereği bunu yapmak gerekiyor. Bu süreçte kurtarmak için girişimleri oldu mu? Vallahi yok ya yani artık. Sinan Akçıl'la oyuncu Burcu Kıratlı 2018 yılında Amsterdam'da evlenmişti. İkilinin 9 ay süren bu evliliği 2019 yılında sonlanmıştı. İkinci kez evlenme kararı alan ve 2021 Şubat ayında evlenen ikili ikinci kez boşandı. 15 ay süren ikinci evlilikleri Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde 3 dakikada bitti. Peki bir kırgınlık oldu mu bu süreçte? Yok. Hiçbir kırgınlığım yok açıkçası yani. Ben gayet sapasağlam, mutlu bir şekilde hayatıma devam ediyorum yani. Kırgınlığım yok. Çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor. Mahkeme koridorunda ağızlarını bıçak açmadı. 3 dakika süren duruşmaya Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı avukatlarıyla birlikte geldi. İkili mahkeme koridorunda karşılıklı otursa da hiç konuşmadı. Güzel günlerde, güzel şeylerde konuşalım lütfen. Çok teşekkür ederim. Peki, kolay gelsin. Dostça ayrıldınız, nasıl oldu? Bir kırgınlık, dargınlık var mı en azından? Yok tabii ki. Yani mal paylaşımı olsun. Hayır canım, hiç öyle şeyler yok. Yok yok, hayır. Burcu Kıratlı'dan aşk iddiasına açıklama geldi. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı mahkeme sonrasında ikinci sayfaya açıklamalarda bulundu. Burcu Kıratlı, avukat Nail Gören'le ile aşk adı iddialarını yalanladı. Tam boşanacağımız güne yine aşk haberleşti. Gördünüz mü? Kiminle ilgili? Avukat Nail Gören'le. Ya onun arkadaşım olduğunu zaten daha önce söyledim. Tekrar bunu konuşmaya gerek yok yani. Kolay gelsin, sağ olun. Hayatıma giren hiç kimseye kırgın falan değilim yani. Anlaşmalı olarak boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı birbirinden hiçbir talepte bulunmadı. Çok anlaşmalı bu Sinan Bey. Herhangi bir mal paylaşımı. Onlar gizlilik kararında. Gereken şeyler yapıldı yani. Gizlilik kararı aldığınızı merak ettik. Hani çok böyle hangi detaylar var? Biz hiçbir şeye hakim değiliz. Uzun zamandır sadece boşanmak istedik. Burcu bunlardan merak dolayı hakim olur. Yok öyle çok özel böyle olaylar, skandallar yok zaten de. Ya bununla gündeme gelmek artık biraz şey yani. Şimdi bu evlilikle ilgili, ikinci boşanmaya geçmeden önce bu evlilikle ilgili artık birbirleriyle ilgili içlerinde hiçbir şey kalmamış olmanın rahatlığıyla ayrıldılar. Var. Yani yarın öbür gün Sinan Akçıl'ın yanında birisini görsek ya da Burcu birisiyle nişanlansa, aşk yaşamaya başlasa diğer tarafın içi acımayacak kadar birbirlerinden uzaklaştılar. Çünkü neden? Hem bir kez daha denediler. Hem ikinci kararı aldıktan sonra da 5 ay beklediler. Çok hızlı kararlar yok ilkinde olduğu gibi. Yani yapmadıkları bir şey kalmadı ilişkiyi kurtarmak adına.
baktı ki olmuyor. Artık hissizleştik diyor ya. Birbirlerine karşı hissizleştiler tabii aslında. Yani geriye bir tanışıklık, bir arkadaşlık. İnşallah birbirlerinin arkasından konuşmazlar. Bir tatlı bir şey kaldı. İki yabancı kaldı. Aynen. Şarkıdaki gibi aynen, iki yabancı kaldı. Hani sonuna kadar sabredersin de kalkarsan da derler ya. Ya Gülşen Müge niye bu kadar sabrediyorsun? Aslında onun anlamı şu. Sonuna kadar tüketim de gözüm arkada kalmasın. Ya zaten onların konuşmalarına baktığın zaman buradan artık üçüncü bir deneme çıkmaz. Dostça bir ayrılık olmamış onu söyleyelim. Ama ikisi de kibarlığı elden bırakmıyor. Sevgi bitmiş, saygıyı korumaya çalışıyorlar. Zaten yakında ikisiyle ilgili de bir şeyler olur zaten özel hayatlarıyla ilgili. Kulağımıza gelen konular var. Evet. Özellikle Sinan cephesinde. Sinan önde, Sinan, önden gidecek. Sinan yakında Burcu için şurasında bir dövme yaptırmıştı ve bizim yayında o dövmeyi ayrılsak da boşansak da ne olursa olsun sildirmem demişti. O dövme kışı görmez onu söyleyelim. Evet. Öyle dedikodular geliyor kulağımıza. Üstüne bir bant atar. Değil mi? Bir bant, bir kuş gelir oraya, o dövme uçar gider. Eğer dövme oynanabilecek gibi bir dövme ise sağına soluna, sağına soluna kanatma. Bir de o kadar çok dövmesi var ki arada kaynar gider. İki kanat taksa kalbim yerinden uçuyor. Kelebek ne güzel şarkı sözü yazar. Bir şey uydurur. Bir şey söyleyeceğim. 5 ay oldu onlara ayrılık kararı alalı. Şu 5 aya baktığın zaman Sinan'ın üretkenliği arttı. Evet. Burcu'ya baktığın zaman Burcu reklam çekimlerinden vakit bulamıyor zaten. Birbirlerine yük mü oluyorlarmış? Yani bir üzerlerinden gitti. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Artık böyle adliye stili diye bir şey başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. Hep de beykoz. Son dönemde hep de beykoz. Boşanan çiftlere, kadınlara baktığımız zaman kadınlar bir kere önce bir kuaföre gidiyorlar. Makyaj. O saçları güzel bir yaptırıyorlar. Dışarıda basın güzel var. Bir makyaj, güzel bir tarz, böyle en cici kıyafetlerini giyiyorlar. Acaba o ayrıldıkları, boşandıkları adamlara kaybettiğine şöyle son bir kez dön de bir bak mı demek istiyorlar? Mahsun da Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay'ı hatırlıyorsun. Ama Mahsun Ece kuaförden çıkmış, adliyeye gitmiş. Aynen, Mahsun orada yaralıydı. Sinan arkasına bile bakmadığınızda yürüyor. İstediği kadar süslensin ki zaten çok güzel bir kız değil mi? Beykoz'da hadi illaki gözlerden uzak olmak istiyorlarsa Büyükada'da boşanıyorlar. Evet. Birkaç boşanma davası da orada gerçekleşti. Ama evliliğe gelince saraylarda ya da yurt dışında büyükelçiliklerde hep diyorum gösterişli. Bir yurt dışında evlenmiyor. Ha evet, ama onlar bu sefer burada değiller miydi? Bu sefer buradalardı. Bu sefer buradalardı. Yine olmadı. Evet. Olmayınca olmuyor zaten. Şimdi diğer çiftimize geliyoruz. Boşanan çok kısa bir süre içinde bitti hakimin önünde. Ama Gülşen'le bu haberi ilk verdiğimizde aslında biraz bekledik. Çünkü haber bize öyleydi, öyle gelmişti. Biraz bekleyin, kurtarma ihtimalleri var yuvalarını dediler. Bizim hassas noktamıza dokundular. Bir çocukları var çünkü. İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'dan bahsediyoruz. Bir süre bekledikten sonra artık kararın hızlandığı yönünde bir istihbarat geldi ve dün de bitti. 2017 yılında evlenmişlerdi. Dün anlaşmalı olarak birkaç dakika içinde onlar da yollarını ayırdılar. Ayrılık haberleriyle gündemdelerdi, evlerini de ayırmışlardı. Ailelerin araya girmesine rağmen sorunları aşamadılar ve 5 yıllık evlilik dün bitti. Çiftin 2,5 yaşındaki oğlu Ali'nin velayeti de annede kaldı. Mahkemede hakim boşanma konusunda ısrarlı mısınız diye sordu. Söz alan İbrahim Çelikkol, eşim ile anlaştık, boşanmak istiyoruz dedi. Mihre Çelikkol da boşanma isteğini tekrar edince hakim kendilerini boşadı. Her ne kadar çiftler hissizleşmiş olsalar da, birbirlerinden soğuma ve nefret etme noktasına gelseler de hakimin kararlı mısınız, ısrar ediyor musunuz şeklindeki sorusu herkesin içini bir parça gıcıklıyor. Tabii, bir cız ettirmişti. Bir cız ettiriyor. Onlarınkini de ettirdiğini öyle düşünüyorum. Şimdi, bunlar Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı çifti gibi değil. Sinan'la Burcu'nun boşanma haberi 5 ay önce çıktı. Biraz önce sen de söyledin. 5 ay beklediler. Hmm. İbrahim Çelikkol'la Mihre'nin boşanma haberini ilk biz verdik. Böyle Aralık ayının ortalarıydı. Evet. Hatta sonlarıydı. Onlar da bir 5 ay beklediler. Beklemek. Sanki böyle bir
duyguları ölçüp tarttılar. Doğru. Evler ayrıldı o dönemde. Onsuz olabiliyor muyum? O bensiz yapabiliyor muyum? En sağlıklısı. Baktılar. Bak dikkat et. Son dönemde boşanmalar böyle alelacele olmuyor. Evet, evet. Yani olmuştur. Olanlar da vardır belki ama de... onlar bir beklediler. Hepsi ikisi de 5 ay bekledi. Evet. İkisinde 5 olması de beş ay. İlginç bir tesadüf ama hani ortada bir birbirlerini kandırma, çeşitli yönlerden suistimal etme ve ihanet gibi şiddetli bir şey varsa ya da şiddet varsa çok hızlı karar alıyorlar. Ama böyle acaba artık götüremiyor muyuz? Birbirimize ilgimiz mi kalmadı? Şimdi... O konuda biraz daha deneyelim noktasına varabiliyorlar. Bir de Gülşen şunun da bak etkisi var. Hepsinin yaşları genç, daha önlerinde onu bekleyen, onları bekleyen en azından ve görünen. Kariyerlerinin zirvesi. Evet, kariyerleri var. Yeni bir ilişkiye başlayabilirler, yeniden evlenebilirler. Şimdi yaşları olsaydı 60, 50 küsür falan. Ha? Belki de diyeceklerdi ki ya böyle arkadaş arkadaş gidelim. Ya bence, hayat arkadaşı bence öyle de değil. Neden bittiği çok önemli. Burada neden bitti? Bizim kulağımıza gelen şu. İbrahim Çelikkol'un inişli çıkışlı ruh hali ve yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle biliyorsun artık şiddetli geçimsizliğin yerini fikir ayrılığı aldı. Evet, evet. Fikir çatışması aldı. Fikir evet. ayrılığı yüzünden ayrılık kararı alıyorlar ve dün İbrahim'in sayfasına baktım. Bir şey yoktu. Mihri'nin sayfasına gireyim dedim. Acaba bizi mi engelledi diye düşündüm ama. Yo, en son ben baktığımda iyiydi. Mihri sayfasını askıya almış. Hmm, altına yorum gelmesini istemiyormuş. Kaldırmış. Ne zaman kaldırmış sayfayı? Boşanma davasından bir gün önce sayfasını kaldırmış. İşte yorum morum istemiyor herhalde değil mi? Tabii altına fotoğrafının altına. Yoksa çok mutlu paylaşımlar yapıyordu. Sürekli reklam paylaşımları yapıyor. İnfluencer oldu o. Evet, sporda arkadaşlarıyla birlikte kahve içmece, yemek yemece falan öyle paylaşımlar oluyor ya. Dediğimiz gibi o yorumların önüne geçmek için sayfayı askıya almış. Hala da kapalı zaten sayfası. Eğer bizi engellemediyse. Yok engellemedi. Ben Mihre'yi takip edenler bir baksınlar. Ne yaptık Mihre'ye? Hadi yaptıklarımız var onlar engellesin. Hala bazılarında engelliyiz. Buradan bazıları isim, da... isim mi sayalım? Bazıları da geri alamıyor engeli. Beceremiyor evet. benim gibi. Ben de beceremem birçok şeyi burada. Peki şimdi... Gülşen'le dün bu habere çok takıldık. Neden? Sizler de takıldınız aslında. Çünkü sosyal medyada yapılan yorumlar öyle. Kısa bir süre önce nikah masasına oturdu Hadise ve Mehmet Dinçerler. Nikah karelerini henüz göremedik ama yeni taze çiftin oturacakları evin resmini görebildik. En azından nerede oturacaklarını öğrendik. Efendim 2 hafta önce evlendiler. Ünlü çift... Dün boşanan İbrahim Çelikkol'la Mihre Çelikkol'un Riva'daki lüks villasını 50 bin liraya kiralamış. Şimdi buradan evet. çıktık Gülşen'le birbirimize sen yazmaya çok bak. Takıldın. Ben çok, sen çok takıldım. Çünkü hani bir evden bir enerji kötü dönmüşse bir ayrılık, bir hastalık, bir iflas, bir satma durumu, paraya muhtaç durumu, boşanma olduysa o mekanın enerjisinin bir süre için yeni taşınana kötü bir şey verdiğini düşünüyorum. Ama bu yeni değil bendeki bu düşünce. Yani sana şöyle söyleyeyim. İyi düşünelim, iyi olsun. Tabii ki. Güzel bir okusunlar evi böyle. Değil mi? Başka. Güzel enerjiler göndersinler. Sirkeli sularla demin. Güzel eve enerjiler göndersinler. Onlar boşandılar diye, onlar da boşanacak ay, tabii diye ki. Bir şey yok. Ama işte ben böyle etkileniyorum. Ama sana %100 katılıyorum. Evlerin ve eşyaların enerjisi olduğunu düşünüyorum. Tıpkı insanlar. Evet. Yani inşallah iyi olur onlar için. İyi onlara olur. Uğur getirir o ev ama. En azından o sıkıntıyı atmış olabilir. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bana gelip dese ki eşim onlar boşanmışlar biz oraya taşınacağız. Ha yok. Ben istemem. Yok ben de istemem. Yani o enerjinin geçmesi biraz zaman alır çünkü. Şimdi galiba bu o evde tartışmalar yaşanmıştır, gerginlikler olmuştur. Boşanma konuşmaları o evde telaffuz edilmiştir. O evde şu an bütün negatiflikler vardır. Kesinlikle bak Boğaz'da geçerken hala görüyorum. Boğaz'ın en lüks böyle hani köprüden geçerken görünen yapılardan bir tanesi. Bir gazeteci büyüğüm abim beni eve bırakırken Hürriyet'te çalışıyorduk o zaman. Dedi ki Müge bak şu eve dedi. Baktım böyle trafik sıkışık. Ne görüyorsun dedi. Vay dedim oturan amma şanslı. Gülşen Boğaz ayağının altında tepede falan. Biliyor musun dedi. Orada oturan dedi ünlü.
kiralamışlar. Dört çift arda arda boşandı. Biz de gazetede bunu uğursuz ev diye haber yapmıştık dedi. Oy, şimdi hala aradan geçmiş 20 küsur yıl, ben o eve çaktırmadan bakıyorum. Birileri var mı? Herhalde var, oturan var ama herhalde bana oradan şey yaptı. Tabii. Takıldım. Olabilir. Evet. Mutlu olsunlar tabii. Mutlu olsunlar. Aman. Çoluk çocuk büyütsünler o evde. Evet, inşallah. Evet, neyle devam edelim? Dün sosyal medyada çok konuşuldu. Bugün köşe yazarları da Ahmet Hakan başta olmak üzere çoğu yazar da bu konuyu köşesine taşıdı. Mehmet Ali Erbil katıldığı ödül gecesinde gecenin sunucusu Melike Öcalan'ı şoke eden, onu zor durumda bırakan skandal sözlere imza attı ve sosyal medyada bu konu gündem oldu. Melike'ye destek mesajları yağarken Mali ne demişti, önce onu bir hatırlayalım. Siz damaya karar verirken ben ödülü kim alacak? Sen genç, güzelleşmişsin kız. Merci. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Öyle bir şey sana istemedim. Bir değdiremedim elimi. Evet, bence de. Bence bunu böyle söyleyeyim. Abi nasıl bir film dönüyor burada, hayırdır? He? Nasıl bir film dönüyor burada? Ben şu an şoktayım. 20 yıldır hiç böyle bir şey duymadım kendimden. Evet, Melike Öcalan'a ait olduğu iddia edilen Twitter sayfasında bir açıklama yer aldı. Herkes de bunu Melike'nin açıklaması olarak lanse etti. O açıklama neydi? Mehmet Ali Erbil'in bana karşı söylediği sözler karşısında Melike Öcalan olarak hayatımda utanç duyduğum en kötü andı. Tek dileğim ne olursa olsun böyle bir adamla bir daha asla aynı ortamda bulunmamak. Bu hesabın sahte bir hesap olduğu ortaya çıktı. Zaten şu an telefon hattımızda Melike, da telefon Melike hattımızda. Var. Evet. Gerçekleri de ondan dinleyeceğiz. Melike, günaydın. Melike, öncelikle geçmiş olsun ve günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın herkese. Günaydın. Gecim, Gülşen'cim, tüm ekip ve izleyicilerinize günaydın. Evet. Melike, şu tweet'e bir açıklama getirebilir misin? Çünkü herkes de bize dün attı. Melike bir cevap vermiş, kapak gibi cevap vermiş, çok güzel cevap vermiş diye. Bu sana mı ait? Hayır. Benim sadece Instagram hesabım var. Yani tek gerçek hesabım sosyal medyada Instagram. Onun dışında başka bir hesabım yok. Tweet de bana ait değil. Dediğim gibi tek hesabım var. Zaten birbirimizi takip ettiğimiz. Evet. Zaten ben iki gün, yani dünden beri ya da olay iki gün önceydi herhalde. İki gün önce. Evet. Olayın biraz etkisinde olduğum için şey yapamadım. Yani sosyal medyadan falan da henüz bir şey paylaşmadım. Sizle konuşmak istedim. Melike, neler hissediyorsun ödül gecesinden bugüne? Yani neler çok yaşadın? Sevdiğimiz çok değerli bir abimizin ödül gecesinin sunumunda tabii ki böyle bir şeyle anılmak ya da böyle bir şeyin konuşuluyor olması can sıkıcı. Bir de açıkçası çok küçük yaştan beri evet sektördeyim ama işimle içinde olduğum kadar da dışındayım, kendimi de anlatmayayım. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla içerisinde hiç yer almak istemediğim konularken böyle bir durumla baş başa kaldım. Ne hissedebilirim ki? Yani üzücü bir şey. Evet. Peki o an yaşadığın, ağzından çıkan sözler, sen sanki böyle tabii yılların tecrübesine de dayanarak anında aslında orada tepkiyi verdin. Hani ne olduğunu anlayamadın vaziyetinde değildin. Yok tabii ki. Şöyle konu çok farklı yerlere gidecekti. Orada bir ödül töreni var. Tabii ki de işimiz, davetlilerimiz var. Tüm dengeleri aynı anda düşünmek durumunda kalıp biraz sakin kalmaya çalıştım. Ama zaten kendisi anında gerçeği söyledi. Aslında burada can sıkıcı olan şu. Ben meslek büyüğümüz olarak sahneye davet ettim. Ve hem yaşına hem işte bizden önce el aldığımız kişilere, yani Mehmet Ali Bey için söylemiyorum, genelde bizim saygımız, sevgimiz her zaman sonsuz olması gerekiyor. Yani bizim öğretimiz bu. Meslek büyüğümüz olarak sahneye davet ettiğim bir kişinin, bir kadının sadece başarısıyla, donanımıyla, zihnen, fikren, bedenen, sadece başarısıyla bir yerlere gelmiş olmasına şaşırması, sözde aydın diyebileceğimiz, tiyatro eğitimi almış, yıllardır Türkiye'de bir şekilde sevenleri olan bir insanın şaşırıyor olması buna, bence geldiğimiz noktada çok üzücü. Çünkü yani
bizlerin örnek olması gerekiyor ve bir erkeğin elinin değmeden bir kadının sadece işiyle hayatına devam etmesi ve başarılı olması ve bir erkeğin elinin değmeden ünlü olmasına şaşırılması evet. bence çok üzücü. Açıkçası. Evet. Seni aradı mı Mehmet Ali Erbil bundan bu geceden sonra? Hani bir özür için? Yok, hayır, aramadı. Yani şöyle bir şey var aslında, biz daha da altını çizmek istediğim bir konu var. Hani biz hala ya yani Türk kadını bunun bu psikolojik şiddetin sıkıntısını çok uzun yıllardır çekiyor. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz. Farklı sektörlerdeki evet. hemcinslerimiz de aynı şeyi yaşıyor. Ve dolayısıyla hani Mustafa Kemal Atatürk'ten başlayarak kadına ait olduğu hakkını ve kadının toplum önünde durması gerektiği yeri bize tekrar teslim eden... Halide Edip Adıvar'dan başlayarak bunun işte savunucusu, bu Türk kadınının başarılı olabileceğini vesaire. Yani o yıllardan bu yıllara başlayarak bu bizim savaşımız aslında. Bunun savaş olması çok can sıkıcı ve günümüzde geldiğimiz bu noktada hala bunu konuşuyor olmamız ve yıllarca geriye gidiyor olmamız gerçekten Melike, çok antipatik. Çok haklısın, bu şakanın altında... Hem belden aşağı vurma var, hem de bir kadının sanki kariyer yapması için bir erkeğin elinin desteğine ihtiyacı varmış gibi. Yani şaka dediğiniz aslında komik olur. Yani espri komik olur. Bence evet. komik bu de şaka değil. Şaka değil, skandal. Skandal bu. Skandal sözü. Yani dünyanın zaten bugün köşe yazarları da ve dün sosyal medyada da yer aldı. Dünyanın herhangi bir yerindeki ödül töreninde ünlü bir televizyoncu bu sözleri sarf etse başka ünlü kadın bir televizyoncuya, olaylar başka şekilde gelişir. Aynen, deniliyor. Aynen öyle. Yani ben dünden beri aynı şeyi düşünüyorum. Yani bir de hani bir sürü dengeleri de korumak durumundayız ama yani burada terazinin kantarı bayağı. Peki sana şunu soralım. Bir meslek büyüğün olarak görüyordun, bir aydın olarak görüyordun onu. Ona saygını kaybettin mi? Yani şöyle söyleyeyim, ben kişisel bazda bir saygıdan bahsetmiyorum. Yani biz hepimiz, sizler de öylesinizdir. Hepimiz meslek büyüklerimize saygı duyuyoruz, kıdemine. Evet. İtibar, yani kıdemine saygı duyuyoruz, evet. tecrübesine saygı duyuyoruz. Kişisel bazda bir saygıdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla da tabii ki de bir şok da var şu anda üzerimde. Onu da söyleyeyim. Hala devam ediyor. Çünkü siz de çok iyi biliyorsunuz ki orada da aynı şeyi söylüyorum. 20 yıldır herkes arkadaşlarımız, herkes işte beraber büyüdük hepimiz sektörde. Hiç böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Yani bu arada bir yandan da şunu gördüm. Ben hem sizlere hem de en başta Türk halkına da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ben konuşmadan önce herkes cevabını verdi. Senin adına tweet bile yazıldı. Melike, şunu soralım sana. Bir ödül gecesini sunacaksın ve ödül almak üzere sahneye Mehmet Ali Erbil çıkacak ya da ödül vermek üzere. Ne yaparsın? Yani ben tabii ki de yani profesyonel olarak işimizi yapmak istiyoruz. Doğru olan da bu. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Kişisel bazda hareket etmemek lazım. Her zaman ben hayatım boyunca bunu yaptım. Hani seyirciyi, izleyiciyi, işte daha çok çoğunluk karşısında doğru hareket etmeye çalıştım. Peki çıkıp verir misin? Şey yaptım. Çıkıp verir tabii misin? Tabii ki mümkün olduğu kadar yan yana gelmek istemem. Ama zaten şöyle, kendisi de zaten aynı şeyi söyledi. Yani anında doğru olanı söyledi. Dediğim gibi yani benim gerildiğim konular bunlar. Ama burada da tabii konuşulması da gerekiyor. Evet, tabii ki. Tabii konuşuldu Melike, zaten. Sana gerçekten helal olsun. Çünkü evet. senin yerinde belki bir acemi sunucu olsaydı, tabii. belki heyecanlı bir sunucu olsaydı. Ya da donup olsaydı, kalırsın. O anda gülüp geçebilirdi, donabilirdi. Malidir ne yapsa yeridir diyebilirdi. Sen ne yaptın? Hop bir dakika dedin. Sen ne diyorsun dedin. O kartını çıkardın. Seni bu sebepten dolayı da tebrik ediyoruz. Evet. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bence ya hiçbir kadın meslektaşımın böyle şeylere gülüp geçmesini istemiyorum, istemiyoruz ve bu şakalara bence hiç kimse hemcinslerimize alet etmesin, kendilerini de alet ettirmesin. Salondakilerin evet. gülmesine ne diyorsun? Şöyle orada ben sonra görüntülerde fark ettim. Çünkü
başka esprilerde çok yüksek reaksiyonlar ve alkışlar vardı. Orada çok fazla bir gülme efekti ve çok yüksek bir şey görmemiştim. Kimse gülmedi falan dedim. Şimdi görüntülerde gördüm. Çok fazla olmamakla beraber tabii ki alışık oldukları Mehmet Ali Erbil'in her söylediği şeye gülme durumu var. Evet, bazı isimler ne söylese bir haha. Evet. Evet. Olayın şoku. Çok buz kesenler de oldu tabii ki. Yani. Senin sözlerinle daha çok buz kesme noktasına geçtiler. Sen şık ve güzel ve kaba olmayan bir şekilde toparladın 2-3 kelimeyle. Aile bireylerin ne diyor? Onlardan telefonlar geldi mi sana? Tabii ki de aramışlardır. Evet, yani aile bireylerim başta olmak üzere tüm arkadaşlarım, tanıdığım, tanımadıklarım ama beni en çok duygulandıran gerçekten tanımadığım ama yıllardır gönül birliği kurduğum takipçiler ve sevenlerimiz oldu. En çok o duygulandırdı. Çünkü şunu gördüm ki çocuk yaştan beri duruşumun karşılığını bir şekilde aldığımı gördüm. Evet. Ve aynen öyle. Ve şey de gördüm. Hani bazılarıyla jenerasyonumla aynı olanlarla beraber büyüdük. Bazılarının elinde büyüdüm. Bu sahip çıkmayı gördüm. Bu çok hoşuma gitti. Yani Melike, her ne kadar dün ortaya senin adınla atılan tweet Twitter'da sana ait olmasa da o yazan kişi bile çok şık yazmış. Çok güzel yazmış. Evet. Seni bayağı iyi gözlemleyen ve tanıyan aslında bir dilde. Aslında sen de bu noktadasın. Evet. Biraz önceki cevaba bakarsak sen de bu noktadasın. Yani o kişi demiş ki tek dileğim ne olursa olsun böyle bir aynı adamla ortamda, bir daha asla aynı ortamda bulunmamak. Sen bir paralelinde konuşuyorsun. O daha direkt yazan bir kişi. Kim yazdıysa iyi. Kalemi iyi birisi. Aynen öyle. Tabii ki orada ben bütün dengeleri düşünerek konuşuyorum. Orada sevdiğimiz abilerimiz de var. Ama dediğim gibi zaten çok bir arada göründüğüm kişiler değiller. Evet. Ama bundan sonra aynı zor şekilde yan yana gelmek. Neden geleyim ki? Evet. Evet. Peki çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş tekrardan olsun tekrar. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, şarkı gelecekti. Biz ikimiz de şarkıyı bekliyoruz konumuzun. Evet. Çok sevdiğimiz bir isim Züleyha Ortak bizlerle birlikte. Arkadaşlar şarkıyı beklerken... Zaten Harun Kolçak'ın Korkuyorum'u yeni çıkmıştı. Evet. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyorken bu eser biraz beklesin dedik. Ben zaten hiç eseri duyurmadım. Sadece paylaşıyorum. Beni etiketleyen eserleri etiketleyen arkadaşlarımı da henüz paylaşmıyorum. Peki kavgaya neden olan taraflar seni arayıp ah bir de sen eksiktin diyorlar mı? Şöyle, ikisi de benim görev arkadaşım. Evet. Yani ikisi de biri sağımda biri solumda hani yani daha böyle net tabirle görev arkadaşlarımız. Şimdi ikisine de bir şey söylemek doğru olmaz. Hele hele yani kadına şiddetten sürekli dem vuran, kadının kadına şiddetinden dem vuran biriyim. Dolayısıyla hani çok yorum yapmam doğru olmaz. Ama ben tarafımı Serkan'dan yana kullanıyorum. Aa, Serkancıyım ben diyorsun. Serkancıyım değil. Serkan'ın tamam, da... Tamam, Serkan'dan yana kullandın. Serkan'dan yana kullanıyorum. Serkan'ın çok emeği vardır camia içerisinde. Dolayısıyla Serkan belki bazı şeyleri de anlatamıyor, konuşamıyor. Ne peki anlatamadı? Sen anlat. Niye ben anlatayım? Mahallenin derisi ben miyim ya? Kimse konuşmuyor. Züleyha buraya geldi, patlat hemen. Onu konuş, bunu konuş. Gülşen'de zaten bir cümle ettim. Hani onu da önünü arkasını bakmadan beni taşladılar, linçlediler. Mahallenin delisi benim. Sanki adı onu da anlat. Niye ben anlatayım? Ama anlatamadığın şeyler herkes... var. Camiada Gülşen'de ne demiştin sen? Bir dakika. Ya şöyleydi. Ben Gülşen'i o akşam dinlemeye şey gittim. Bizim yok yok şöyle demiştim. Dinlemeye gittim. Ses mes yoktu dedim. Ha tamam. Şöyle anladılar. Vay işte zaten. Ya ben de diyorum ki bangır bangır işte muazzam eserler yapan bir kadın o gece şarkı söylemedi. Bilinçli bir tercih belki, bak bilmiyoruz. Abi linçlediler beni, bir dinleyin ne dedim. Kadını zaten övmüşüm. Fakat dedim ki hani o gece okumadı, keşke okusaydı. Fakat bizim milletimizin böyle bir durumu söz konusu. Hiç bakmadan, önüne ardına bakmadan. Siz gazetecisiniz, 10 saniyelik görüntüyü elbette koyacaksınız. Fakat onların da bir search edip bir bakıp tamamını izlemesi gerekiyor. Burada da aynı şey, aman abi köyün delisi ben değilim. Herkes her şeyi biliyor ama hiç kimse hiçbir şey konuşmuyor. Böyle dedikten sonra da susmak bu masada olmuyor. Konuşturacağız Züleyha'yı, evet, böyle bir kara kutu arkadaşlar gibi. Şimdi. Bence Gülşen'le devam edelim. Çünkü aslında şöyle bir şey, Gülşen'le Maslak'ta o sürekli çıktığı gece kulübünde yine çıktı. Yine tarzıyla konuşturuyor ama dediğin gibi ses
birkaç kere videoları dinledik, bir geriye düşüyor. Yok, söylüyor söylüyor artık arkadaşlar. Okuyor şarkı. Söylüyor da. Okuyor okuyor. Linci yedikten söyle. Sonra duymaya başladı. Kulaklar ben alayım açıldı. Linci. Ya ne yapayım yani şimdi, şarkılarını okumuyor. Bilinçli bir tercih diyorum. Vay sen kendi sesine bak. Sanki çok da güzel söylüyorsun. Kıskanıyorsunuz. Prim evde ekmek istiyorsunuz. Siz kimsiniz? Valla ben 13 yıldır bu camiadayım. Halen gelinler benim şarkılarımla eğleniyor. Halen oturup benim yaptığım Livaneli albümü. Aynen, Kürtçe, öyle, Lazca, evet. Arapça evet. dinleniyor. Dünyanın tabii. her yerinden izleyici ve dinleyicilerim Süreyya. Var. Hiç bakmıyorum tamam, laflara. Tamam sen pembe yorumlarla katıl bize. Gülşen'in sahne kıyafetini bir ekrana getirelim. Hakkında yapılan eleştirilere kulak tıkadı Gülşen. Yine iddialı bir sahne kıyafetiyle program yaptı. İşte o kıyafet, itiraf ediyorum. Gece yarısı bir sayfa bunu paylaşmış görüntüyü. Gülşen olduğunu ve yazıyı okumadan dedim ki aa ne kadar ilginç bir oryantal kıyafeti. Şöyle bir yakın yapayım kim aynen, bayağı. Derken Gülşen'le karşılaştım. Evet bayağı bir dansöz de, kıyafeti. Bir de oryantal dansı da sanki birisinden ders almış gibi. Belki dansöz Didem'den ders almış olabilir. Çünkü öyle bir eleştirilmiş. Evet öyle bir şeyleri vardı. Başka videolar da attık arkadaşlar. Hiç ses falan da varsa evet. sesi de duyalım çünkü Reyhan duymaya başladı. Yok. Söylüyor mu gerçekten bu kez? Kızlar söylüyor mu şarkılarını? Bak söylüyor şu anda. Ama bak geriye gidiyor ses. Ben dinledim. Ses geriden geliyor. Senin demek istediğin aslında yani sesi yok demek istemiyor. Gerçekten okumuyor. Biz de videoları böyle bir ses geriden geliyor. Gümbür gümbür geriden geliyor ya da kayıtla müzik ilgili bir şey olabilir. Daha baskın sanki. Belki ana şeyden alsalar, mekanizmadan alsalar, o tam böyle rejinin olduğu yerden alsalar. Hı. Belki ama bu şekilde gerçekten duyulmuyor ses arkadaşlar yani. Hani ben duyayım diye açıyorsunuz ama yine duyulmuyor. Evet. Şu pozuna bakar mısın? Sanki okul müsameresinde yalnız heyecanlı, gururlu bir kız çocuğu. Mi? Evet, okul müsameresinde hayır, de hayır. böyle giydiriyorlar. Yüz ifadesi. Sanki bir şey, bir tiyatro oyunu, bir tiyatro sahnesinde gibi. Ya da böyle bir ödül, büyük bir ödül almış, teşekkür konuşması yapar gibi. Sabahleyin koşu yaparken... Gülşen'in, çok özür diliyorum, şimdiye kadar... giydiği en kötü kıyafet diyebilirim. Şimdi tam onu diyecektim. Yani, ayakkabıları da alttan çıkıyor çok ya. Çok güzel kıyafetler giydi. Burada açıklık kapalılık falan değil. Çok güzel kıyafetler evet. giydi. Geçen giydiği, bayramda giydiği kıyafet çok içinde dedik ama. Ki eh dedik hani Gülşen'e çok gitmemiş dedik. Ama bu kıyafet hiç olmamış. Şimdi benim yakın arkadaşım var. Beraber sabahları da spor yapıyoruz. Naz geldi dedi ki ilk söylediği şey şu. Artık herhalde algıda seçici. Züleyha Gülşen'i gördün mü dedi. Vallahi daha gözümü açamadım koşuyorum dedim. Ya çok kötü giymiş. Çünkü Naz da dekolteyi çok seven bir kadındır. Yani hı-hı. hiç böyle sınır yoktur. Sever hı-hı. böyle. Dedi ki yani ben Gülşen'in kıyafetlerini çok beğeniyordum ama bu olmamış. Seni rahatsız eden şey ne dedim hı-hı. Naz'a? Evet. Dedi ki basen kısmını de çünkü o iyi de bilir. Evet. Styling'i. Basen kısmına dedi taktığı şerit onu biraz dedi avam göstermiş. O şerit zaten. Bir de ayakkabı. Kalın şeritten bahsediyor. O şerit olmasa ben... zaten. O şerit olmasa. O şeride, o şerit kalsın orada bence. Emniyet şeridi o. Emniyet şeridi doğru. Çünkü güzeldi bu. Ayakkabıları sanki böyle eteğin kısalığı ve ayakkabıların oradan çıkması stilet doları mı artık ne deniyorsa. Etek, o biraz, etek boyu biraz uzun olmalıydı. Biraz uzun olmalıydı. Ayakkabıların evet. çıkması güzel görünmüyor ama... Yine taşımasını ve konuşturmasını ama biliyor. Ama rengi güzelmiş bu arada. Renk uymuş. Yani elbisenin rengi çok güzel. Renk, elbisenin rengi ona çok uymuş falan. Çok mavi güzel. Onun rengiymiş bir kere. Ben de işte. Saçı da toplamaktan ziyade bu saç da onu çok güzel şey göstermiş. Çok daha seksi ve şöyle bir şey yalnız. Sahneden alınan görüntülerle ünlü starlarımızın daha sonra fotoğrafçıların çalıştığı görüntüler arasında da oldukça yüksek fark oluyor. Çünkü Gülşen'den de yeni kareler geldiğinde... Bu fotoğrafların üstüne bayağı bir güzel cam cila çekilmiş. Hadi evet. Bir Photoshop, bir filtre. Hadi evet. senin televizyon kıyafetine benzemiyor mu? Aa doğru. Kırmızı. O da böyleydi. O kıyafeti de bulalım. Benziyor ama dansa gerçekten çalışmış bu arada Gülşen Bey. Evet belli. Çok eleştirilmişti çünkü. Ben de azıcık öğrensem iyi olur ya. Hiç dans etmeyi de bilmiyorum. Biz de beceremiyoruz. Dalga geçiyorlar. Halbuki senin söylediğin hevesimizi şeyde... Hevesimizi kırıyorlar bizim. Yok benim hevesimi yıllar önce annem kırdı. İki şey yapma. Şarkı söyleme. Nerede söyleyeceğim? Evde biraz söylüyordum. Onu da kestirdi. Dans etme. Onun yok, dışında yani, yok diyor. Canım yani yine. Evdeki yani perdeden yapma gibi sanki. Hiç olmamış. Ya aslına bakarsanız şimdi yorumlar geliyor da
Öyle yorumlar geliyor ki şimdi biz bu yayında nasıl okuyalım o yorumları? Işın Karaca görmesin diyorlar. Işın Karaca görmesin diyorlar. Işın başlar çalışıyor soruyordu. İnşallah niye görmedi demişler. Tabii. Evet, şimdi ne yapalım? Bize çokça yazdığınız bir konuya geçiş yapalım aslında. Evet. Ne yazıyorsunuz? Elçiler arasında neler oluyor diye yazdınız. Önce olayın başına bir geçelim. Geçen yıl Temmuz ayında hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın bugün doğum günü. Selçuk'la ilgili ilk paylaşımda eşi, iki kızın annesi Merve Tektaş'tan geldi. Merve bir yıl sonra çok duygusal bir paylaşımda bulundu eşiyle alakalı. Ne diyor? Bir video paylaştı, eşinin fotoğrafların olduğu bir videoyu paylaştı ve altına da şu notu düştü. Sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine vazgeçerek sonbaharlardan. Seni taze ilk baharlara emanet ettim. Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara. Karanlıktan aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim. Tüm yazgıları silip ellerimle seni başka bir kadere emanet ettim. Seni kendimden sakınıp bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip bir umuda emanet ettim diye yazdı. İnanılmaz etkileyici. Ben sabah böyle evet. buraya gelirken okudum. Gözlerim de doldu. Evet. Onların fotoğraflarına baktığım zaman nasıl birbirlerini bilersin. Çok seviyorlardı. Çok aşıklardı. Çocukluk aşkı ve birbirlerinin üzerine titreyen bir çiftti. Tabii altındaki yorumlara da baktık hemen. Sizler de zaten buna istinaden yazdınız. Alişan'ın mesela yorumu duruyor altta. Diyor ki Alişan, o benim canımın yarısıydı. Gittiğinden beri her şey yarım. Çok özledim çok. 12 Mayıslar artık hep hüzün, hep karanlık diyor. Evet. Alişan'ın kendi paylaşımı da var. Onu da birazdan ekrana getiririz ama tabii herkes şunu yazıyor. Buse Varol neden bir paylaşım yapmıyor? Neden Merve'ye bir mesaj göndermiyor? Alttaki yorumlara bakınca yok çünkü. Evet. Şunu öğrendik. Merve Tektaş Buse'yi engellemiş. Evet. Keşke uzun zamandır da zaten araları açık. Hiç konuşmuyorlar. Toparlamaya çalışıyorlardı ailenin arasına evet. girmesiyle ama olmadı. Bunun gerekçelerini de söylemiştik. Alişan kardeşinin vefatıyla yıkılmıştı ve demişti ki benim artık 4 tane çocuğum var. Kardeşinin çocukları içinde benim artık onlar tabii. Ceylan ve Eyşan da benim çocuklarım demişti. Buse bu durumdan ilk başlarda hiç rahatsız olmamıştı. Ama sonrasında Alişan'a hani biraz da bizimle kendi ailenle ilgilen diye bir ikazda bulununca bu Merve'nin kulağına gitti ve ipler bu noktada koptu. Şimdiki gelinen noktaya bakarsan Merve Buse'nin paylaşımlarını bile görmemek için onu engellemiş. Ya şöyle enteresan. Hatta öncesinde de sessize almış diyorlar. Önce hani bu bir aşamadır tabii, ya tabii. Önce görmemek sessize için. Alırsın. Arkasından da engellersin ama zaten Eliz'in birinci yaş gününde o evdeki kutlamada aile fotoğrafında, aile deyip tırnak açalım, aile fotoğrafında Buse'nin olmaması, sonrasında bize yaptığı açıklamada davet edilmedim ki, davet edilmediğim yere niye gideyim şeklindeki sözleri her şeyi bir şekilde açığa çıkarmıştı. Alişan'la Buse toparladı evliliği. Hatta geçenlerde evlilik yıl dönümlerini de kutladılar. Fakat aileler arası kriz devam ediyor. Çünkü onlar çok iyi anlaşan eltilerdi. Yani kardeş gibilerdi. Yani en azından bize öyle geçiyordu. Merve o kadar kızgın ki, değil mi? Eliz'in, Burak'ın doğum gününe kendi çocuklarını göndermeyecek kadar kızgın. Evet. Öfkesini artık engelleyerek de artık açık açık gösteriyor. Şöyle tabii Alişan'la Buse boşanma aşamasına da gelmişti. Hatta siz de biliyorsunuz evet, büyükler kendi hem nikah şahitleri olan büyükler devreye girip tekrar bir uzlaşma da oldu vesaire. Hatta siz daha dün de konuşuyordunuz değil mi? Tekrar hamile mi diye. Açıkçası hani şu tablo içerisine baktığımda bir daha yani çocuk doğurmak isteyeceğini en azından şu süreçte düşünmüyorum Selim evet. Buse'nin ama hep sizden de takip ettik. Ama bizim de gördüğümüz ve sezgilerimiz sonuçta bizlerin de biz de kalabalık aileyiz. Ablalarımız da işte eltileriyle diyaloglarına bakıyoruz. Genelde bu bütün aile bizim toplumumuzda böyle bir şey var. Birbirlerini çekememezlik. Bir elti kaynana görümce üçgeni var değil mi var. Ailelerde? Fakat Selçuk Bey'in ölümünden
öldükten sonra ki o kadar çok seviliyormuş ki. Bakın ölen birinin ardından bir tek kötü söz olmadı, çıkmadı. Hiç. Neden? Herkes onu o kadar çok seviyormuş ki camiadaki herkes. Hani Alişan bir yana, Selçuk bir yana diyecek kadar hakikaten Selçuk'u apayrı seviyorlarmış. Vefatından sonra yani Alişan'ın Selçuk'un ailesine yakınlığı ister istemez. Yani hani bir ay, iki ay, üç ay. Ama belli ki Alişan kendi ailesini de hani belki biraz arka planda bıraktı ki karısı olarak kendisi de gönül koymuş olabilir. O acının da, sıcaklığıyla da çok normal değil mi? Ya, tabii ki bu çok normal. Ben şöyle düşünüyorum. Alişan'a da hak vermek gerekiyor. Çünkü yarısını kaybetti. Gerçekten çok zor. Alişan'ın camiada yer almasından itibaren kardeşi hep elinin altındaydı, yanındaydı yani. Onun koruyucusu, kollayıcısıymış yani. Biz hep böyle duyuyorduk ve biliyorduk. Nitekim Buse de aileye katıldıktan sonra o dengeleri zaten biliyordur, görüyordur. Ama sonuç itibariyle kadınlar daha duygusaldır ya. Alişan bence Buse'den daha duygusal. Yapı itibariyle. Tabii, bir de dolayısıyla kardeş. Da o dengeyi bence kuramamışlardır. Keşke destek almış olsalar. Merve'ye hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü onun Merve. Acısı evet. Hani böyle bir günde soğuyacak, bir yılda soğuyacak bir şey değil. Merve Hanım çok normal yani. Verdiği tepkiler ya niye böyle yapıyor demektense bence herkesin, çok normal. Herkesin acıyı yaşama tutma şekli, acıyı yaşama farklı. Şekli gerçekten evet. Başka. Kimisi eşini kaybediyor, bir yakınını kaybediyor, bir arkadaşını kaybediyor. Üç gün sonra devam ediyor. Devam edebiliyor. Belki iş dünyasında neler yaşıyor bilmiyoruz ama Merve'ninki çok başka oldu. Ama bak, eşini kaybetti. Küçük Merve, çocukları var. Eşini kaybedenleri de görüyoruz. Evladını kaybedenleri de görüyoruz. Herkesin acıyı yaşama şekli başka. Merve daha en son bakıyorum şurada. Ne zaman? 2 Haziran 2021 yılında bir paylaşım yapmış. En son. O günden sonra hiç ortalarda yok. Hiçbir şekilde. Allah sabır ne bir yere gitti, ne bir doğum gününde, ne bir aile etkinliği. Hiçbir yerde, bir tek işte o evdeki doğum günü partisinde kimi bir fotoğraf karesinde daha yer aldı. Çok, daha çok paylaşıyor. Evet, kimi de daha çok. Sosyal hayattan ve arkadaşlarından ve yakınlarından aldığı destekten acıyı kopmamaya çalışıyor. Evet, herkes farklı. Ona diyemezsin ki hiç umrunda hayır. Değil, şuna bak. Ona da diyemezsin ki niye kendini bu kadar perişan ediyorsun. Yani bünyeye göre acı, değişiyor. Hastalık, keder başka türlü yükleme yapılıyor. Ben de acıyı ama çok uzun süre yaşayanlardanım. Yani bir kayıp olduğunda, sevdiğimiz birini kaybettiğimizde açıkçası ben de kaçmamalısın biraz, derler. Değil ben mi? O buhranı yaşıyorum evet. Ama şöyle, o çok tehlikeli bir eşik. Yani Allah muhafaza. Hı hı. İnsanın psikolojisini bozabilecek raddeye geldiği anda oradan dönmek gerekiyor. Ben hani o süreci böyle yaşadığım için, hani sevdiğim insanları kaybettiğim vakitlerde yaşadığım travmadan biliyorum. Dolayısıyla çok uzatmamak gerekiyordu. Hani bunu zaten psikiyatristler de söylüyor. Acı evet. Yaşanmalı. Fakat o bir sınır var, bir eşik var. O eşikten de dönmeyi ve tekrar ayağa kalkıp yaşama devam etmeyi bilmeli. İki tane evladı var. Allah ayakta onların da sağlıklı ve huzurlu eylesin ömürlerini. Evet, Merve ve Buse artık birbirlerini takipten çıktılar. Buse de engelledi ama şeyle ilgili bir açıklama Merve, yaptı. Merve engelledi. Merve engelledi, Buse de. Evet. Evet. Buse'nin açıklaması var. Çocuklarımın sevgi dolu, merhametli, güzel kalpli amcası. Cennette olduğuna eminim. Burak ve Eliz'in seni tanıyarak büyümesini çok isterdim. Eliz her gün senin fotoğrafını öperek ammo diyor. Keşke bir kerecik bile olsa duyabilseydin. Bugün doğum günün. İyi ki bu dünyaya gelmişsin, geçmişsin bu dünyadan. Seni iyi ki tanıdım. Sen herkesten çok farklıydın. Kalbimde hep öyle kalacaksın deyip birlikte zamanını da çekilmiş oldukları bir fotoğrafı paylaştı. Buse çok güzel bir mesaj paylaşmış ama bu mesajda o kadar çok eksikler var ki. Bu mesajda ne eksik biliyor musun? Keşke bu mesajda Ceylan'dan, Eyşan'dan da bahsetseydi. Yani tamam sen Merve ile sorunlar yaşayabilirsin. Hani o da belli ki çok kıymış. Evet şunu diyebilirsin yani emanetlerin bizim emanetimizdir. Alişan'ın yazdığı mesaj gibi. Hiçbir şekilde onlara bile girmemiş. Evet, yani çocukların girmeli mi? Evet. Çocukların suçu ne? Evet. Gülşen yani şöyle de diyebilir. Yani ben yazmalı mıyım? Zaten eşim kardeşi olarak zaten yazıyor, sahip çıkıyor. Ne olursa olsun. Hayır, ipler gerilip, sınırlar çizilip, yollar ayrılınca Merve çocuklarını Eliz'in doğum gününe göndermiyor. Evet, oradan da başlıyor. Oradan başlayan bir harekette bugün de Buse o mesajı yazarken belki bebeklerin, kızların adını anmaktan çekiniyor. İmtina ediyor. Evet. Vallahi dilerim. Hayat çok kısa. Yani keşke ölümden ders alsalar. Yani benim hayatımı değiştiren bir ölüm vardı yıllar önce. O da şuydu. Hep söylediğim bir şey. Abimin vefatıyla giderken son cümleleri bırakmıştı. O da şuydu.
Kimse beni sevmiyor. Ben yaşamak istemiyorum. Bu yüzden de niye böyle şunu söylüyorum. Bakın ölümlerden ders çıkarılmalı. Evet. Ben bunu söylüyorum. Ailem de kusura bakmasın, kızmasınlar ama tabii bizim özelimizle alakalı. Ama bu bir derstir. Bana göre bir sınav. Yazdığım kitapta da buradan yola çıkıyorum. Benim abim 2007'de bir mesajla bizlere veda etti ve gitti bakın. Ve son cümleleri şunlardı. Beni kimse sevmiyor. Ben yaşamak istemiyorum. Ne eşim, ne ailem, ne annem, babam, ne kardeşlerim. Ben niye yaşıyorum? Hayattaki en büyük acılardan biridir. Ve abim tek kurşunla vefat etti. Hayatına son verdi. Fakat bazen bazı şeylerden ders çıkarmak gerekir. Bana hep şey derler. Niye bu kadar çok eğlencelisin? ders çıkarmalıyız yaşamda. Öyle. Bize bırakılan bazı şeyler vardır. Ben hep şunu düşündüm. İlk çıktığım yoldan bugüne geldiğimde şimdi Buse'yle belki Merve için bu yüzden söylüyorum. Küçükleri bitirsinler. Benim abim gittiğinde 31 yaşındaydım. Geride aslında bir mesaj bıraktı ama o mesajı kim ne kadar alabildi? Bana çok neşeli olduğumu, bazen de çok asi ve cesur olduğumu söylerler. Benim asiliğim ve cesurluğum aslında yaşama tutunma şekli. Birçok şeyle karşı karşıya kaldım. İftiralara maruz kaldım. Belaltı... Ne yazık ki kaldım bunlara. İşsiz bırakıldım. 2,5 yıl. Sanat kariyerim neredeyse sıfırlandı. Yeniden başladım. Yeniden ayağa kalktım. Fakat geldiğim noktada hep yaşama tutunma hedefim var. Diyorum ki ben hayata tutunmalıyım. Çünkü hep neşeli değilim ben. Benim hep güler yüzü halimi görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu neşe nereden? Aslında bazen mesajları almalı. Giderken verdiğim mesajı kimse almamış olsa da en azından ben aldım. Yaşamı seviyorum. Beni bir seven dostlarımdan bırakmıştı. Bir telefondu. Sadece bir telefondu. Kimse beni sevmiyor diye. Ondan da sanırım hiç kimse mesajın herhalde anlamını da almadı. Ben ailemde de öyle düşünüyorum. Dönüp baktığımda halen kırgınlıkların devam ettiği bir süreç. Bütün ailelerde oluyor. O yüzden ben yani şöyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Öyle, evet. Dolayısıyla bizler hep şey deriz. Sokakta büyüyen çocuklarız bizler. Evet. Ben öyle diyorum. Evet. Bu yüzden çok mücadeleci ve cesurum. Ama bazı dersleri almak gerekiyor. Yani ben de bazen hatalar yapabiliyorum, kızabiliyorum. Özellikle hep kendime şiar edindiğim şeyler vardır. Benim kapımı çaldığınızda, camımı taş attığınızda, eğer beni yıkamazsanız ben ayağa kalktığımda camınızı yerle yeksan ederim demiştim ya. Evet. Çok ağır söz demiştiniz. Evet. Ama ben yaşadıklarımdan ötürü tüm bunları kullanıyorum. Dolayısıyla hayat çok kısa. Evet. Bazen öyle bir şey gelir ki pişmanlıklarını yaşarsınız. Hiç uzatmasınlar bence Merve de Buse de bir araya gelsinler. 4 tane pırıl pırıl evlat, kuzen niye birbirlerine girsinler? Şimdi bize bakıyorum bizde hiç öyle kavramlar yok. Yani herkes uzakta kalıyor. Biz teyzeler olarak ufaklıklarla bir aradayız ama hayatta verilen mesajlardan dersler alınması gerektiğine inanıyorum. Hayat gerçekten çok kısa. Of, çok büyük bir acı yaşadım. Yani nereden nereye geldik ama biz de bilmiyoruz. Gerçekten. Abicin nurlar içinde yatsın. Çünkü şöyle geldiğim noktada beni ilk kalbimden itibaren hep şöyle bildiler. Kürtçe, Livaneli şarkıları söyleyen bir kız çıktı. Ve cesur bir kız çıktı. Sonra gelin kınası, aregüler fotoğraflarıyla, kadın türküleri albümü, single'lar. Fakat benim hayatımda ekrandan indirildiğim bir dönem var. Benim hayatımın en kabus dolu dönemiydi o 2,5 yıl. Ben toparlandım, ayağa kalktım elhamdülillah. Her şeyime devam ediyorum. Fakat insanlar şunu bekliyor. Bunları anlatın diye bekliyor. Siz bir söz söylediğinizde ya bu da çok çılgın canım söylüyor. Bakın çılgın, cesur ve asi olan insanlardan korkmayın. Hanım hanım gözüken, size 2 dirhem bir çekirdek giyinip ekran karşısına geçen insanlardan korkun. En tehlikeli şeyler onlardan gelir. Biz en azından ağzımızdan çıkanla kalbimizde olan birdir. Hep bunu söylerim. Beni tanıdıktan sonra da gelip benden helallik alanlar var. Biz senin böyle olduğunu bilmiyorduk, hakkını helal et. Ama iş işten geçiyor. Ekmeğine mani oluyorsunuz o insanın. Ekmeğine mani olan bir özdevel tarif ettiğin bir kadın mı? Profil hanım olarak. Hanımcık. Böyle cici yok, yok, bici yok, falan. Yok, hiç öyle değil. Yani bir sürü. Yani keşke öyle olsa, koca koca insanlar, koca koca adamlar. Fakat ben hala o gölgeleri de üzerimde hissettiğim için her yayınımda ısrarla üstüne basa basa mesaj veriyorum. Ben hakikaten kendi yeteneğimle, emeğimle geldim, var oldum. Evet, öylesin. Ve Allah nasip ederse bundan bir 5 sene sonra da ben yine ekranda program yapmaya devam edeceğim. Ama bu kadar çok uğraşan insanlar nerede olacaklar ben gerçekten merak ediyorum. Hayatı seviyorum, eğleniyorum, gülüyorum. Ama çok erken yaşta eğer kayıplar veriyorsanız onlar da sizi büyütüyor ve güçlü kılıyor. Ben asiyim, cesurum. Çok hep eğlenceli bir yapım var. Öyle kal. Öyle kal. Hep böyle eğlenceli ve güzel kal. Biraz evvel dedin ya, asi, cesur ve yaşadığı her şeyi dışa vuran kişilerden, kadınlardan korkmayın diye. Aslında şimdiki haber, kaç gündür takip ediyoruz.
haberdeki karakter, yani İrem Derici, tam da tarif ettiğin gibi bir kız. İrem Derici ile sevgilisi arasında, Cem Belebi arasındaki ihanetin öyküsü bu masada çözülüyor ve çokça konuşuluyor. Şimdi bütün o karşılıklı açıklamalardan ve sataşmaların ardından İrem Derici önemli bir hamle daha yaptı. Ünlü birisine telefon açtı, bir şey istedi. Eğer gerçekleşmezse dava bile açarım dedi. Bakın neler oldu. Mutlu günler mazide kaldı. Ayrılıkla birlikte ortalık karıştı. Aldatıldım, ayıptır söylemesi. Asla kendisini aldatmadım. İrem Derici önce konser dilencisi, çeyrek popçu dedi. Herkes bir haddini yerine bilsin. Ardından Pandora'nın kutusundan ses kayıtları çıktı. İrem Derici neden eski sevgililerini tek tek aradı? Ayrılıkla birlikte gelen krizin perde arkasını ilk kez ikinci sayfa açıklıyor. Son zamanlarda hem ilişkileri hem de kavgalarıyla gündemin en çok konuşulan isimlerinden olduğu Cem Belebi ile İrem Derici. Ancak ayrılıkları ilişkilerinden daha büyük olay yarattı. İlişkinin başında aldatılan İrem Derici bir kez affetmiş ama ikinci ihanet ipleri koparmıştı. İrem Derici sosyal medyadan resmi çekti ve Cem Belevi'ye önce çeyrek popçu, sonra da konser dilencisi dedi. Adam gibi de seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Cem Belevi'nin bu sakinliği İrem Derici'yi daha da çileden çıkardı. Ünlü şarkıcı elimde ses kayıtları var dedi. Cem Belevi'nin kendisini aldattığı kadınlara konser takvimimde olsun İrem'i şutlayacağım dediğini ileri sürdü. İrem Derici'nin bu hamlesi üzerine tekrar konuşan Cem Belevi bir gün önceki kadar sakin ve rahat değildi. Herkes bir haddini yerine bilsin, mağdur edebiyatı yapmasın. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olayın perde arkasında yaşananlara ise ikinci sayfa ulaştı. İrem Derici ilişkinin başında iddiaya göre Cem Belevi'nin ihanetine uğramış ancak affetmişti. Sonrasında ise işler bir türlü rayına girmedi. Yine iddiaya göre Cem Belevi pek çok sosyal medya fenomenine mesajlar attı. Üstelik İrem Derici ile birlikteyken model Nergis Nesrullayeva ile de aşk yaşıyordu. Cem Belevi'nin ilişki yaşadığı diğer kadına konser takvimimde olsun yaza kalmaz İrem'i şutlarım, şu an kötü çocuk olamam diye yolladığı mesaj İrem Derici'nin eline geçince ipler koptu. İrem Derici sayesinde magazin dünyasında daha görünür olan Cem Belevi'nin ihaneti İrem Derici'yi çileden çıkardı. Madem beni kullanacaksın bari aldatma diyen İrem Derici açtı kutuyu, söyledi kötüyü. Elindeki ses kayıtlarını Cem Belevi'nin yapımcısına gönderen İrem Derici birlikte çektikleri klibi kara leke olarak değerlendirdi ve kaldırılmasını istedi. Sizde gramada damlık varsa o klibi yakarsınız diyerek yapımcıdan ricada bulunan İrem Derici eğer bu ricası kabul edilmezse yargının yolunu tutacak. Öte yandan İrem Derici ile olan ve şahsi hesabında en çok izlenen görüntüler arasında bulunan düetleri Instagram'dan kaldırmayan Cem Belevi bir kez daha eski sevgilisinin hedefi oldu. İrem Derici çevresindekilere Cem Belevi'yi tanıdıktan sonra ettiğim hakaretler nedeniyle tüm eski sevgililerimi arayıp özür diledim dedi. Tüm bu gelişmelerin üzerine İrem Derici sosyal medya hesabından Sagopa Kajmer'in bir şarkısını paylaştı. Şarkının her bir sözü ayrı bir mesaj taşıyordu. İrem Derici bu ortak projenin yapımcısına telefon açıyor, mesaj gönderiyor ve düeti ve klibi kaldırın diyor. Kaldırmadığınız takdirde dava açacağım, ben kaldırtacağım diyor. Çünkü Cem Belevi'nin bu hikaye üzerinden gündeme gelmesinden dolayı hiç hoşnut değil. Çünkü kullanıldığını düşünüyor. Reklamın iyisi kötüsü yoktur ya. Bunu birçok insanda görürüz, deneyimleriz. İrem haklı sonuna kadar. Aldatılan bir kadın her şeyi yapar. Delirir, çıldırır. Yani İrem de zor bir karakter. Hatta ara ara böyle bir paylaşım yapıyor. Argo konuştuğunda çok açık yazıyor ya. Ben de diyorum ki yani evet, hani ben de argo kullanırım yaşamımda ama bunu hani göz önündeysem de, göz önündeki örnek eğer teşkil edeceksem yapmam. Gençler, çocuklar dinliyor. İrem de çok asi. Hatta bazen bıktıracak kadar belki asiliği var, cesurluğu var. Fakat kendi haklı olduğu bir konuda ona şu anda hakkını teslim ederim, haklı. Cem Belevi'nin kendi üzerinden faydalanmasını istemiyor. Cem'i çok sevdi. Çok emek verdi. Ama Cem onu sevmedi. Sevme kızım, evet. Yanarsın diyenlere kulak tıkadı. Hayatının en büyük kazığını yedi. Cem'den nefret ediyor ve Cem'le ilgili şu an hiçbir şeye tahammül edemiyor. Tabii acı sıcak daha böyle. Tabii, o hisler çok sıcak. Bence daha çok sadece harekette bulunacak. Sadece ihanet çoku yaşamıyor. Aynı zamanda aslında hiç sevilmemiş. O gerçekle de karşılaştı. O ses kaydı gerçek. İddiaya göre evet. Cem onu kendi konser takvimi dolsun diye sürekli magazin gündeminde kalabilmek için kullanmış. Dün sizin özel haberiniz. Evet, evet, bu ihanetten daha da acı bir şey. Kesinlikle. Aslına bakarsan. Yani vallahi. Yani ben böyle söyleyeyim. Bunu, daha ağır şeyler yapardım. İrem yine daha sakin duruyor. Evet evet. İrem dese ben İrem olayım, evet. Sen de Cem ol.
dese ki ya beni mi kullanıyorsun Cem? Ya evet işte sen de bana yardımcı ol falan. Ama bunu bir başkasından duyuyor. Bir kızar. Ses kaydıyla bir de duyuyorsa. Bu mesajı, eyvah eyvah. Sesli mesajı hayatında olan başka bir kıza iletmiş. Daha beter işte o feci yani. Kız artık rahatsız İrem'den. Hani ne kadar sürecek bu oyun? Dur şu konser takvimi bir dolsun. Ondan sonra zaten bitecek. Göndereceğim ben onu. Ya zaten İrem'le yan yana olduğu için İrem'in zaten çok ciddi bir kitlesi var. Bir şey zaten bundan faydalanıyorsun. Cem Belevi yani. Daha önce Can Yaman'ın bir dizisinde oynuyordu. Ondan sonra bilmiyorum biz bu masada Cem Belevi'yi daha ne kadar konuştuk. Bu konuyla ilgili i̇şte zaten konuşuyoruz. Ilgili başka da bir şeyle ilgili hatırlamıyorum. İlk ihanet. Bir cemiyet ihanet. Gazinosu zaten albüm projenin adı da oydu. Cemiyet gazinosunun perdeleri de erkenden kapandı. Şarkıyı, klibi sildirebilir mi? Pek sanmıyorum böyle bir şey. Dava açsa bile sildirebileceğini. Uzar olabilir. Ama Cem ancak diyecek ki yapımcıya tamam şununla da uğraşmayalım. Bu kız bizim başımızı da ağrıtacak falan. Kaldıralım her şeyi de. Bu da haber olacak. Öyle olur ama Cem de buna bence yanaşmaz. Şu an bakıyorsun sayfasında klibi tutuyor. Niye? En çok izlenen klip şu anda onun klibi. Evet. Çünkü biz toplum olarak sevilemeler o kadar yüksek ki. Evet. Düşmeydim. Dava sürse haber, dava evet. Sonuçlansa haber, haber, ertelense haber. Kalksa peki, haber, kalkmasa evet. Haber. Şimdi İrem Derici kendi de sık sık belli ediyor. Ortalama bir zekanın üstünde bir kız. Zeki ve akıllı kesinlikle bir kız. Kendi de bunu vurguluyor zaten. Hiç anlamadı mı o güne kadar magazin gündeminde pek gündeme gelmeyen, biraz kendilerine göre geri planda kalan Cem Belevi'nin duygusundan, dokunmasından, hissiyatından anlam bu kadar ama mı gözü kör oldu? Oyuncu aynı zamanda. Nasıl ama o karşısındaki de İrem, herhangi birisi ya, değil. İrem bak çok saf bir kız. Bak, sana söylüyorum. Aşkın gözü kör düz. Evet. Uşuna evet. Demiyorlar. Evet. İşte. Görmedi. Var böyle birkaç çift daha biliyor musun? Gerçekten diyor ki, mi? Benden diyor hiçbir beklentisi yok. Sadece birbirimize saf duygularla ya işte bakın örnek camiada, olun. Camiada arkadaşlıklarda sahtedir. Birçok ilişkide sahtedir. Yani benim hep söylediğim bir şey vardır. Hakikaten okuduğum kitaplardan edindiğim en büyük mottodur bu. Gerçek hiçbir şey, algı her şey. Evet. Dostluklar, arkadaşlıklar sahtedir. İlişkilerin birçoğu birbirini kullanmaya yöneliktir burada. Yani bunu hep görüyoruz. Evet. Bir yere geldikten sonra... İrem'e önce sevme kızım yanarsın diyorlar. İrem kulak tıkıyor. Sonra çok güvendiği dostlarından ona şöyle bir telefon geliyor. Cem'in ikinci bir cep telefonu daha varmış. O telefonuna da çapkınlık yapıyormuş. Çapkınlık telefonu büyük olarak. Büyük cesaret buldu. Arkadaş. İrem o cep telefonunu aracın torpido gözünde buluyor. Ses kayıtlarıyla karşılaşıyor. Şifre yok muymuş? İşte artık her şeyi biliyor herhalde adama ait. Her şeyi çözüyor. Belki de şifresiz. Her, aynen öyle. Tabii İrem'in ihaneti öğrenme şekli de akıllara Sadakatsiz dizisini getirdi. O meşhur sahneyi getirdi. Afişi gördüm. Sosyal medyada Volkan Belevi esprileri yapılıyordu. O sahneyi bir izleyelim. Allah'ım ha? Afiş geldi mi diye bakıyorum. Ya ne cesaret yalnız ikinci bir cep telefonu taşımak büyük da gerçekten büyük dün cesaret. Dün burada aşkım kapışmak vardı İzledim. İlişki uzmanı. Biz de Gülşen'le şunu sorduk. Ya bazı çapkın erkekler artık bu işin profesyoneli olmuşlar. Nasıl ikinci bir cep telefonunu çapkınlık hattını şeyde bırakır torpidoda karısı her an görebilir. Özellikle yapıyorlar yakalanmak için ve... Şey yapmak için. Ya bu adrenalini yaşayan bir kafa evet. Da var. Yani şey, sonra bize diyorlar ki niye hayatınızda kimse yok? Vallahi aldatılmamak için hayatımızda kimse yok. Geçen gün Ebru Şancı bahsetti. Ben böyle çok mutluyum. Geçen gün Ebru Şancı bahsetti. Bir WhatsApp varmış ama business WhatsApp. Diyorsun ki eşine ya da sevgiline ben burada bu WhatsApp'ta sadece iş görüşmeleri yapıyorum. İşte orada arkadaşlarına yazışıyorsun. İş arkadaşlarınla iş konuşuyorsun filan. Bakıyorsun böyle işte orada boyacı Ramazan kayıtlı. Allah'ım ya. Boyacı Ramazan. Karşına Rezan çıkıyor. Hani demiştin ki erken geleceğim. Tamam ya. Hayatım sen odayı boya badama. Büyük cesaret gerçekten söyleyeyim size. Boyacı yani Ramazan bir alo diyorsun Rezan karşında. Allah korusun. Allah korusun. Gülüyoruz burada ama o meşhur afişi de bir getirebiliyor muyuz ekrana? Bunu yapanı kendi şeyi ne kadar yorucu yani. Bir şey. Bu kadar. İrem bu kadar çetin değil ya. Lütfen İrem çok İrem Derici yine. Olmaktan çıkmış İrem'in çok burada. Eski hali bu. Ha eski. İrem Derici efendim dizinin başrol oyuncuları. İrem Derici Cem Belevi. Sadakatsiz. Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden
beterdir. Bu arada Alyans'tan da kanlar damlıyor. Bakar mısın? Çok yaratıcı. Zaten gerçek afiş de İrem'in öyleydi. Son fotoğrafını koyun ya. Kız çok güzel. Son fotoğraflardan birini yerleştirin. Bu sessiz sedasız başlayan bir aşktı. Fakat bir dişi gümbür gümbür oluyor. İrem Derici'nin susacağını, geri adım atacağını. Konuşmaya da devam edelim reklamlardan kayıtlar sonra. Kayıtlar çıkacak. Reklamlar. Zaman zaman diyoruz ki bazı dizilerde ya bu kadarı da olmaz ama abartmış senaristler diye al işte aynısı oldu. Evet, bu filmin içinde her şey var. Bu filmin içinde ihanet var. Bu filmin içinde kullanılma var. Bu filmin içinde ifşalar var ve en önemlisi yaralı bir kadın var. Yaralı kadından korkacak. Kesinlikle. Her şeyi yapabilir. İrem yine çok sakin duruyor. Gerçekten çok sakin. Bir de şöyle bir şey var. İrem çok sevmiş. Cem hiç sevmemiş. Dolayısıyla İrem ne yapıyorsa şu anda haklı. İnşallah haklıyken haksız bir duruma düşmez. Hani bazen Allah muhafaza şirazi bir kaydı mı? Evet. Kötü şeyler yapmak isterken kendisine de dönebilir. Bumerang gibi olmasın ama şu an haklı. Haklının koruması bence en önemli olan. Cem bence azıcık onuru varsa biraz daha geri durup klibi de kaldırır. Her şeyi de kaldırır. İstemiyorum. Bak ben zaten senin şöhretinden nemalanmak için yanında değildim. İnanır bu saatten sonra. Olabilir. Kaldırabilir mi diyorsun? Kaldırır. Neden kaldırır? Bize bu konuyla ilgili, bu magazin haberiyle ilgili Gülşen'le en çok sorulan, telefon açılan, WhatsApp'ımıza atılan şey... Gerçekten ses kaydı var mı? O ses kaydının içinde neler var deniliyor. Evet, gerçekten bir ses kaydı var. Var, onu söyleyelim size. Vallahi Allah herkesin ne derler çarşısına göre pazar versin. Pazarına göre çarşı versin. Öyle bir muhabbet vardır ya. Hı. Bundan sonra böyle demek gerekiyor. Eğer müsaadeniz olursa kapanışa gidiyoruz değil mi? Evet. Televizyoncu olunca anlıyoruz müziklerden. Müziklerden doğru. Evet. Şöyle önce çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Eseri ilk sizlerle beraber yorumlayayım istedim. Eğer vakti olan olursa, bir mani yoksa efendim, bizler 19 Mayıs'ta Balıkesir Havran'da olacağız. Haziran'ın 3 Haziran'da da yine Beyoğlu Emek Sineması'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, zaten ben de kendi personelleriyim. Orada özel şarkılar söyleyeceğiz. Anadolu'dan Mezopotamya'ya. Özgün ve etnik eserler yorumlayacağız. Bir de yolunuz düşerse sizi Balıkesir'e davet ediyoruz. Ay, çok Balıkesir sevdiğim Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Beyefendi. Onların da bir kahvaltı festivali var 3, 4, 5 Haziran'da. Bayılırız Gülşen'le kahvaltı. Gelin, çok da güzel olur. Neden olmasın? Keyifle ağırlarız sizi de. Konserin, sahnen, seyircin bol olsun. Allah çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederiz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.